Yani birçok açıdan zaten hani yüksek kurun olumsuzluğunu Türkiye yaşıyor. Şimdi bir taraftan Fed'i takip ediyoruz ama zaten de beklenen bir şey aslında söylemiş oluyorlar. Bizim açımızdan da kur üzerinde bir başka yükselişe sebep olacak etki olarak görülüyor. Bizim açımızdan ne manaya gelecek bu? Ve tabii yine de hani Türkiye artı küresel piyasalar açısından etkileri ne olacak diye konuşup ondan sonra yavaş yavaş Türkiye'ye de gelmek istiyorum. Tamam. Şimdi yani Selva Hocam'ın söylediklerine ek olarak ne diyebilirim? Hani diye baktığımda tabii kur tabii ki biliyoruz. Yani şu anda zaten herhalde kurun gelmiş olduğu seviye bunu içeriyordu. Çünkü bu piyasa bunu bekliyordu zaten. Dolayısıyla ama bu anlama geliyor. Borçlanma maliyetlerimiz daha yükselecek dedi. Hocam da zaten söyledi. Ama bizim tabii bir de şunu da söyleyelim. Tabii ki bizim faiz makasımız yani yurt dışı ile olan faiz makasımızın da belli bir oranda zaten açıldığı da anlamına da geliyor. Yani bizim yurt içinde sunduğumuz faizle yurt dışı arasında bunlar önemli tabii borçlanma açısından vesaire bilmem ne. Ama yani genel olarak baktığımız zaman esas mesele belki hocamın eklemediği tabii vardı konuşmasında anladığım kadarıyla bankacılık sektörü vesaire denildiği zaman bu şey anlamına geliyor tabii. Orada bir panik olması demek zaten piyasanın da beklentisi de öyle baktığımız zaman burada bir resesyon olacak mı Amerika'da olmayacak mı esas mesele bu zaten bunu takiben. Resesyon olursa Amerika'da bunun tabii etkileri bizim için şu anda bu gördüğümüz işte faiz artışının etkisi vesaireden falan çok daha çarpıcı olarak olur. Esas bakılması gereken, beklenilmesi gereken, endişelenilmesi gereken konu orası. Endişe mal var mı orada söylediğiniz kadarıyla? Yani piyasanın beklentisine baktığım zaman yani hani orada bir endişe var gibi görüyorum ama henüz daha öyle bir işaret olduğu kanaatinde değilim. Yani hani şu anda öyle bir işareti ben görmüyorum doğrusu baktığım zaman Amerikan ekonomisinde. Ama bunu söylemek de kolay değil. Bazıları da zaten bu hikaye hep böyle tekerrür etti tarihte. Şimdi de aynı şey olacak diye de bekliyor. Çünkü Fed'in her bu faiz artışından sonra 3 aşağı 5 yukarı bir resesyon dönemi oluyor gibi bir görüntü de var ortada. Dolayısıyla böyle bir beklenti oradan da kaynaklanıyor olabilir. Şu anda ki gerçek datalar bunu bize bence söylemiyor. Benim görebildiğim kadarıyla. Aynen, piyasa beklentisi ama işte şimdi çok teknik olacak belki de yield curve hani bize bunu söylüyor şu anda ama yani verim eğrisi falan oralara girmeyelim ama o piyasanın beklentisi. Ben hani piyasa bunu bekliyor. O nedenden dolayı bekliyor olabilir. Hep aynı şeyler oluyor tarihte. Şimdi de olacak diye bekliyor olabilir. Ama gerçekten verilerde ben bunu görmüyorum. Yani piyasa beklentisi dışında bilmiyorum. Hocam daha iyi takip ediyor. Resesyon senenin başında bekleniyordu. Giderek ötelendi. Hatta senenin başında Fed kendisi bile bekliyordu. Piyasaları hazırlamaya başlamıştı. İşte hardish landing, softish landing hani çok da yumuşak iniş olmayabilir. Biraz da sert olabilir. Ama giderek ötelendi. Kendileri en son toplantıda Haziran'da büyüme tahminini 1'e çıkardılar. İşte yarım puandan. İşsizlik tahminini düşürdüler. Dolayısıyla gayet de yumuşak bir iniş olacakmış gibi görünüyor şimdilik veriden. Yani becerirlerse gerçekten alkışlamak lazım. Hani 5 puan doğrudur. Faizleri arttırıp enflasyonu 9'lardan 3'lere düşürüp bir de üstüne de hani bir büyümeyle de bitirirlerse gerçekten başarı olur. Peki o zaman onlara başarılar. Biz şimdi kendimize bakalım. Bize de iyi şanslar galiba. Hani eğer dilekler üzerinden gideceksek bizdeki durumda biraz böyle. Çok doğru. Şansa da ihtiyacımız var. Yani bu resesyon olursa işimiz daha da bizim zor. Tabii. Onu söylemek istiyorum. Yani Amerika'da resesyon demek bütün dünya resesyonda demek işimizin daha zor olacağı anlamına geliyor. Yani, sadece onu eklemek istiyoruz ama orada endişelenmemiz bence gerekli değil şu an itibariyle. Aslında